Biz kadınız. Doğuran, üreten, yaratan, temizleyen, hayatın sakin yanıyız. Savaş değil, barış için varız. Savaşı çocuklarımız ve sevdiklerimiz için tercih ediniz. Yuvayı yapan ailenin asıl direğiyiz. Sevginin ve güzelliğin adı bizleriz. Değişimin adıyız. Yerinde duramayan üreteniz. Aydınlanmaya ve çağdaşlaşmaya ilk ayak uyduranlardanız. Kadın olmak akıldır, samimiyettir, iyi düşünmektir. Saflığın, aşkın, duygunun adıyız. Evlat, kardeş, eş ve dostuz. Desteğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni erkeğiyle cephede omuz omuza vatan yaparız. Aydınlanma devriminin en önde giden, anlatan, anlayan neferleriyiz. Evet, ışığız. Aydınlanır ve aydınlatırız. Ve Türk kadınları olarak iyi biliyoruz ki şiddete, sömürüye, tacize, eşit haklara karşı mücadelemiz laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatma mücadelesinden ayrı değil, eşdeğerdir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne ve özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız. Kadın olmanın zor olduğunu biliyoruz ama mücadele adımız ve varız. Atatürk Türkiye'sinde ömür boyu süren gururlu bir mücadelenin adıyız. Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Çünkü biz Türk kadınları Atatürk Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçileri olarak sokakta, sanatta, fabrikada, sahnede ve her yerde olmaya devam edeceğiz. Kadın kadının kurdu değil, canı, yoldaşı, desteği olmalı. Eğer bir kurtuluş varsa bunları yüksek sesle söylemekten geçiyor. Birilerinin gelip bizi kurtarmasını bekleyemeyiz. Birbirimize ilham vermeliyiz, dayanak olmalıyız. Zira kadın olmak, yürekli olmaktır. Onlar bizim annemiz, teyzemiz, kız kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, belki de evlendiğimiz insan. Tabii ki de kadınlardan bahsediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde bugün Mersin sokaklarındayız ve kadınlara soracağız. Toplumdaki sorunları neler? Hep beraber nasıl cevapları aldığımıza bakalım. Biliyorsunuz 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Kadınların sizce toplumdaki sorunları neler? Kadınların her şeyi sorun. Yaşama hakkı yok, işte şeye uğruyorlar, ondan sonra öldürülüyorlar. Ondan sonra neyi sayayım ki, kadının adı yok. Hele de bu iktidar döneminde. Hiç kadınların söz hakkı da yok, iş hakkı da yok. Otursun evinde çocuğunu doğursun. Bak başka hiç sorunu yok kadının. Eğer böyle yaparsa kadınların sorunu yok. Ama kadınlar biraz konuşursa, başını kaldırırsa vurma hakları var. Peki bunun sebepleri nelerdir? Yani bizim ülkemizde neden kadın cinayetleri? Erkek egemen toplum olduğumuz için bir de erkeklere ne yazık ki anneler de suçlu. Erkeklere hep böyle eğitim verirken kadın haklarından hiç bahsetmiyorlar. Ablan şunu getirsin, annen şunu yapsın. Hep erkeklere hizmet, hep alışmışlar onlar eşleri doldu. Olduğu zaman onu istiyorlar. Başka dertleri yok ki erkekler. Yani kadınlara hak, söz hakkı yok. Peki cezaların caydırıcı olmadığını da düşünüyor musunuz? Vallahi cezaların caydırıcılığı eğer yasal olarak cezalar ağırlaştırılmış şekilde olursa caydırıcı olur. Yok iyi hal indirimi, yok kravat taktı, yok bilmem ne yaptı diye ceza indirimi olursa kanunlar uygulanmadığı için onlarda da etki olmuyor. Çok teşekkürler. Buradan son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kadınlara neler söylemek istersin? Kadınlar haklarını savunsunlar, sonuna kadar dirensinler. Direnmedikten sonra da kimse bize getirip hakkını vermez. Bir Atatürk vermiş, ondan sonra da Atatürk'ten sonra da bizim elimizden ala 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 hiçbir hakkımızı koymamışlar. Çok teşekkürler düşünceleriniz için. Çok sağ olun. Devlet nasıl bir politika uygulamalı bunun için? Yeni bir yasa öneriniz var mı? Kızım Kanada'da yaşıyor. Ben de gidiyorum mesela 6 ay falan kalıyorum. Orada suç oranı o kadar düşük ki. Yani hırsızlık olayı hiç yok mesela orada. Kadın cinayeti yok, kadına şiddet yok. Bizim ülkemizde insan değeri yok, insana değer verilmiyor. Özgürlük bence hiç yok zaten şu aralarda. İnsanlar fikirlerini bile söyleyemiyor. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde buradan bütün kadınlara neler söylemek istersiniz? Şiddetsiz, özgür günler dilerim bütün kadınlara. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sizce kadınların toplumdaki sorunları neler? Yani ne gibi sorunlar var diyelim? En çok maddi.
yönden sorunlar oluyor. Hani bu ülkemizde yaşayan Suriyelileri en çok şey yapıyorlar. Onlara çok şey gösteriyorlar. Bizler gibi diyor fakirleri diyor eziyorlar. Peki bizim ülkemizde maalesef sayısı her geçen gün artacak şekilde kadın cinayetleri, tecavüzler, tacizler oluyor. Bunun sebebi sizce nelerdir acaba? Geçimsizlik. Her gün bir kadın ölüyor. Neden ölüyor? İşsizlikten ölüyor. Ondan sonra geçimsizlik. Bunalım geçiriyorlar. Haliyle kadınları öldürüyorlar yani. Benim dediğim bu. Geçimsizlik, sıkıntı, parasızlık. Cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyor musunuz? Vallahi böyle yapan erkekleri muhakkak yani cezalandıracaklar. Yani yazık değil mi o kadını öldürüyor, sevgilisini tutmuş öldürmüş. O adamı niçin böyle serbest bırakacaksın? Tabii ki alıp cezasını çektireceksin. Kadınlara son bir mesajınız nedir? Kadınlara son bir mesajım, bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kendiler ayakta durmayı başarsınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar. Benim dediğim bu. Çok teşekkürler, çok sağ olun. 8 Mart Kadınlar Günü ile alakalı röportajlarımız devam ediyor. Erkek neden kadına şiddet uyguluyor? Bunun sebepleri nelerdir? Cahil, görgüsüzlüktür. Yani bir kadın ne giyinse laf yapıyorlar. Şu askılı giyindi, etek giyindi. Size ne? Biz özgürüz, istediğimiz gibi giyinebiliriz. Ben de açık giyinen bir insanım. Çarşıda şöyle yürüdüğüm zaman dönüp bakıyorlar. Yani kadınlara neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Peki eğitimle alakalı çok olduğunu düşünüyor musun? Sinirleniyorum. Eğitimle de alakası var, görgüsüzlükle de alakası var. Yani bilmiyorum. Peki sokakta yürürken kendinizi rahat hissediyor hiç musunuz? Hayır. Akşam vakti mesela. Tedirgin olarak yürüyorum. Arkama baka baka gidiyorum ki daha önce de yaşadım takip edilme şeyi falan. Laf şeylerine de çok tesadüf geldim. Korkuyorum yani. Kendi memleketimde rahat yürüyemiyorum. Buralıyım, Mersin'in yerlisiyim ama hiç rahat değilim. Kendimi yabancı gibi hissediyorum. Şu halimle bile rahat dolaşamıyorum. Yani. Rahat edemiyoruz yani. Kendi ülkemizde. Rahat edemiyoruz aynen yani. Bu neden kaynaklanıyor? Buna büyüklerimiz bir el atsa iyi olur. Yani bir çözüm yolu bulsalar çok iyi olur. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kadınlara neler söylemek istersiniz? Kadınlara ne söyleyelim? Cinayetsiz bir yıl diliyoruz. Sağlık saat diliyoruz. Ne diyeceğiz? Kendilerini ezdirmesinler ellerinden geldiği kadarıyla. Bunu diyebiliriz yani. Başka. Sizden de alalım. Aynı şekilde ben de anneme katılıyorum. Yani ne diyebilirim? Hepsinin Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Kendinize değer verin. Kendinizi sevin. Her şeyi kendiniz için yapın. Yani kendinizi ezdirmeyin. Umarım bu dileklerinizin hepsi İnşallah, gerçekleşir ve kadınlara şiddet, kadın cinayetleri kesinlikle son bulsun. Evet. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Genç bir kadın olarak kadınların toplumdaki en büyük sorunları neler? Bu kadınlar dünyanın en değerli varlıkları, bunu biliyoruz. Hepimizin birer annesi var sonuçta. Hani kadınlar ezilsin istemem hiçbir şekilde. Bir kadın eğer bir çocuğa sahipse kesinlikle çocuğun arkasında durmalı. En büyük görevi bu diye düşünüyorum. Eğer bekar bir bayansa da dimdik ayaklarının üzerinde durmalı ve güçlü kalmalı diyorum. Tek başınıza sokağa çıktığınızda bir güven problemi yaşıyor musunuz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Güven problemi evet yaşıyorum. Çünkü çok farklı bakış açıları oluyor insanların. Hani şey gibi bakıyorlar. Bu saatte dışarıda ne işi var diye. Ben Hatay'da okuyorum bu arada. Hani ben yine de insanların pek dediklerini umursayan bir insan değilim. Gece 3'de olsa dışarıya çıkıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Pazar günü. Peki sizce ne gibi bir beklentiye cevap vermeli? Nasıl farkındalıklar yaratılmalı? Kadınlar bir çiçektir. Her zaman kendilerini yetiştirmeyi bilmeli bence. Çok teşekkürler. Çok güzel cevaplar verdiniz. Teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyadaki bütün kadınlara neler söylemek istersiniz? Daha mutlu bir kadın, daha mutlu bir çocuk, daha mutlu bir gelecek demektir. İnşallah bütün 8 Mart sadece 8 Mart'la sınırlı kalmayacak şekilde her gün, her saniye, her dakika daha eşit şartlarda, daha güvenli, huzurlu bir şekilde yaşayabilmek ümidiyle. Bu şekilde devam ederse zaten her şey daha iyi olacaktır, değişecektir. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz de şimdiden Kadınlar Günü'nüzü kutlarız. Çok teşekkürler. Biz daha çok kadınlara sorduk. Bir de siz erkek gözüyle cevap verin istedik. Bütün kadınlar evlerinde kadın egemenliği olmasına karşın dışarıda erkek egemen toplum devam etmektedir. Siyasette erkek egemenliği devam etmektedir. İş hayatında erkek egemenliği devam etmektedir. Ve erkeklerin fiziki güçlerinden dolayı kadına şiddet devam etmektedir. Kadınlarımız sevilse de sevilmese de kimi sevdiğinden dolayı vurduğunu söylüyor, kimi ayrıldığından dolayı bunu hak olarak kabul ediyor. Kadınlarımız zorluk çekmekte, ezilmektedir. Bundan sonra bayan sözcüğünü de kullanmayalım. Cinsiyetçi bir bakış olur. Kadın ve erkek vardır. Kadınlarla ilgili size isterseniz
Nazım Hikmet'in bir şiirini söyleyebilirim. Çok memnun oluruz. Ayın altında kanılar gidiyordu, kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile ulaşmayacaktı. Kanılar gidiyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ve öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar ve parıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve boynuzlarından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç doğmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve ekinde, tütünde, tarlada, kara sabana koşulan ve ağıllarda yere saplı bıçakların oynak kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız, şimdi kanıların ve hartuşların peşinde harman yerine kehribar başaklı taş taşır gibi aynı gönül yorgunluğu, aynı gönül ferahlığı içindeydiler ve 15'lik şarapnellerin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun.